Yürüyebilecek miymiş abi? Ne dedi doktor? Belden aşağısı tutmuyor İlyas. Bundan sonra tutup tutmaması da belden yukarısına bağlı. Vallahi Alparslan'a kalırsa bu iş zor dayı. Onu ancak sen ayağa kaldırabilirsin. Tabii bugüne kadar yaptıklarının tam tersini yaparak. Neymiş o? Ya işte diyecek ki kalk git ona sık buna sık. Yemin ederim bak bir haftaya kalmaz ayağa kalkar yeğenim. İlk defa doğrusu da bu enişte. Kalkar hakikaten ha abi. Sen yeter ki buna hedefi göster. O kalkana kadar ortalıkta hedef bırakmazsınız diye düşünmüştüm İlyas. En doğrusu da bu dayı. Madem yeğenimizden iyi haberler var, bende de birkaç haber var gibi abi. Benim yanımda konuşursanız sevinirim İlyas. Ceylan, bence sen yeğeninin hayatta kaldığına sevin. Ve mümkünse bu süreyi de olabildiğince uzat. Başka bir şeye sevinme. Neymiş Maviş amcandaki iyi haberler? Anne. Benim de orada olmamı ister misin? Bence kendi canını daha fazla yakma. Tamam. Abi bu suikasti organize eden adamın adı İshak. Baba Doğan'ın söylediğine göre kontur gerilli eğitimi almış psikopat dejenere bir kişilik. Arkasında tabii ki CIA var. Ha nereden çıkardın diye sorarsan. Güvenlik müdürünü 2 ay önce Ebru Hanım değiştirmiş. Vay arkadaş. Konuyu ben hallettim. Ama arkasından da bu bağlı bulunduğu güvenlik şirketini bir araştırdım. İşin içinden hem bu İshak denilen adam çıkıyor, hem de uluslararası şirketin patronu olarak Tuncay diye bir adam çıkıyor. Irak'ta Mırak'ta petrol kuyularının güvenliğini sağlıyormuş bu herif. Tam bir CIA paravanı yani. Var mı burada bir adresleri falan? Vallahi dayı, öğrendiğimiz kadarıyla bir toz imalathanesi, bir de batakhanesi varmış. Muhtemelen bu it kopuk tayfasını doğrudan tedarik ediyorlar. Biz aramızda ikiye bölündük abi. Eğer müsaaden varsa eş zamanlı operasyon yapıp bu iki yeri de dağıtacağız. Ha İshak'ı buluruz bulmayız orasını bilmiyorum. Ama en azından onun kim olduğunu bildiğimizi bilsin. Bana kalsa değil ikiye, 22'ye bölünün de o İshak'ı görmeden bir yeri basmayın derim. Ama ruh halim öyle bozuk ki. Gidin, taş üstünde taş bırakmayın. Amcan seni bekliyor. Tamam baba.
Bir şey sormayacak mı sana? Ya da oğlun her şeyi anlattı mı? Oğlum bir şey anlatmadı. Ben de bir şey sormayacağım. Peki. Ben soracağım. Oteldeki güvenlik müdürünü Ebru işe almış. O güvenlik şirketinin yöneticisi ya da silahlı gücü İshak denilen bir adammış. Onun patronu da Irak'taki petrol kuyularının güvenliğini sağlayan Tuncay denilen bir şerefsizmiş. Bu isimler sana bir şey ifade ediyor mu? Ben bu kadar üst kalibrelerin ortaya çıkacağını hiç düşünmemiştim. Yani Ceylan? Tuncay'ı abim tarafından tanıyorum. Nerede savaş varsa orada gerilla yetiştiren bir şerefsiz. İsa gelince onu hiç görmedim. Ama Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, yani nerede toplu bir mezarlık varsa, buna çocuk mezarları da dahil, İsa'nın hostalının izi var. İyi. Bu anlattıklarından anlaman gerekeni söylüyorum. Bu tam benim kalibreme göre. Ona ya da sana göre değil. Anladın? Anladım Hazır. Benim ilgilenmem gereken tek şey Abbaslan'ın hayata dönmesi. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.